Süper Lig'de Gençler Birliği Karagümrük maçı vardı bugün. İzlediniz mi hocam? Birazını izledim, evet. Karagümrük 3-1 kazandı. Karagümrük, onun dışında Hatayspor'u, Gaziantep'i böyle çıkış gösteren Anadolu takımından öncelikle konuşmak istiyorum hocam. Süper Lig'de başlayalım. Tabii şimdi Karagümrük gerçekten son 3 yıla baktığınız zaman 2. Lig B'den TFF 1. Lig'de ve Süper Lig'e hiç durmadan yukarı çıktı. Şu anda da Süper Lig'de çok iyi işler yapıyorlar. Ben bir ara bir iki gün gittim. Geçen sene bir iki gün gitmiştim oraya çalışmaya. Ama sonra anlaşmadıktan sonra geri dönmüştüm. Bence çok iyi yönetiliyor. Karagümrük başkanıyla, yönetimiyle. İyi işler yapıyorlar. Yani çok Süper Lig'de de alıştılar. Çok iyi bir kadrosu var. Çok iyi oyuncuları var. Bence çok iyi gidiyorlar. Karagümrük'te bir anlaşmanız olmuş muydu hocam? Geçen sene bir iki gün gitmiştim. Kısmet olmamıştı. Ondan sonra Eskişehirspor'la anlaşmıştım. Anladım. Peki Süper Lig'de şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Takip ettiğiniz kadarıyla. Süper Lig bu sene biraz daha zor geçecek. Biliyorsunuz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, epey takımlar var. Gaziantep FK var. Alanyaspor var. Bu sene gerçekten çok güzel bir lig geçiyor ama biliyorsunuz bu hastalık koronadan dolayı seyircilerin olmaması biraz sıkıntılı. Ama inşallah en kısa zamanda seyirciler de böyle bir %30 %40 açarlarsa çok iyi olacağını tahmin ediyorum. Süper Lig'de birçok şampiyonluk yarışı yaşandı ama üç büyüklerin de çok güçlü olduğu nadir sezonlardan birini yaşıyoruz bence ama buna rağmen de ben bir Anadolu takımı sürpriz yapacağını düşünüyorum. Şampiyonluk yarışında çok daha ileri gidebileceğini düşünüyorum. Sizce bu takım kim olabilir? Hangi takımlar olabilir? Yani çok zor ya. Yani futbol bizim zamanımızda şampiyon takımlar belliydi. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon giriyordu arada ama bu son 5-10 yılda takımların denk olması, bütün takımların aynı mücadele etmesi, işte geçen sene gördüğünüz gibi Başakşehir şampiyon oldu. Ondan önce Bursaspor olmuştu. Ama bu sene biraz daha zor geçecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK da şu anda potada. Çok iyi takımlar da var. Yani şu anda kestiremiyorsunuz valla futbol. Çünkü niye kestiremiyorsunuz? Hastalıktan dolayı, koronadan dolayı seyircilerin olmaması, neyin ne olacağı. Herkes bu ligde herkes birbiri yenecek bir güçte. Doğru. Doğru hocam. Bir de bu Yani sene 4 takım düşecek. Haftada zorlu süreç bekleyecek takımları. ya tabii şimdi geçen sene biliyorsunuz bu koronadan dolayı çok etkilenen takımlar özellikle biz de çok etkilendik. Ben de Eskişehirspor'dayken inanılmaz etkilenmiştik. Bütün takımlar da etkilenmişti. Hatta biz Eskişehirspor'a başladığımızda İlk 5-6 hafta hiç gol yemeden 10 puan almıştık. Sonradan bir iki maç kaybettik ama tam böyle Erzurum maçına gideceğimiz günde koronadan dolayı iptal olmuştu maçlar ve ondan sonra seyircisiz maçlar oynandı biliyorsun son 6 hafta. Son Evet. 6 hafta en çok etkilenen bizi etkiledi Eskişehirspor'dayken. Çünkü Eskişehirspor taraftarı takımına inanılmaz destek çıkıyor. Her konuda destek çıkıyordu. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Onların gücü gerçekten çok iyi hissetti. Mesela ben Bursa'da oynadım. Bursaspor'u 1-0 yendiğimiz maçta 2000'e yakın, 2500'e yakın taraftarımızın simsiyah giyinmesi gerçekten bütün dünyaya örnek olmuştu. Altınordu maçını 3-0 kazanmıştık. Yine seyircimiz gerçekten çok büyük destek vermişti o gün. O gün de Zaten son galibiyet herhalde. Ondan sonra 30 maç kazanamadı Eskişehirspor. ya şimdi onunla ilgili çok böyle spekülasyon yapılıyor. Yani böyle 30 maç şimdi bakın geçen sene ben madem girmişken oraya girelim. Biz gittiğimizde zaten devre arası ben Eskişehirspor aldığımda 5 puanı vardı Eskişehirspor. Yani biz
Eskişehirspor'u gittiğimde 5 puan. 9 eksi 9 puan FIFA'dan. Benim zamanımda da bir 6 puan. 15 puan FIFA'dan silinen bir takım vardı geçen sene. Evet. 15 puan. Şimdi 13 puanı zaten ben aldım ikinci yarı. O genç kardeşlerimizle, ekibimle, başkanımızla, yönetimimizle, taraftarlarımızla. 14 puan da Fuat Hoca ile Coşkun Hocalar almıştı. 27, doğru mu? 15 Doğru. puanı Eskişehirspor geçen sene düşmedi ki. Şimdi FIFA'dan silinen puanlara biz ne yapalım? Kim ne yapsın? Hangi teknik direktör şey yapabilir? 15 puanın silinmiş. Zaten 5 puan da ben almıştım. Aldığımda Eskişehirspor'da ben şunu söyleyeyim mi? Miras yemedik ki biz. 11 tane oyuncu gitti devre arası. 11 tane oyuncu. İşte kimleri sayayım ben sana? Hakan Aslantaş, Berkay Dabanlı, Sissoko, Jesse, Milinkovic, Emre. Bunlar başkanımız Mustafa Aggören ve yönetim kurulu bunları tutmak için elinden gelen her türlü yolu denedi ama oyuncular kalmak istemedi. Kendileri bırakıp gitti. Ya kulübü mahkemeye verdiler. Ondan sonra yani gerçekten geçen sene yani 13 puan biz daha 4 hafta gol yemedik. Sonra koronadan dolayı koronaya kadar zaten bir kadromuz vardı. Koronadan sonra zaten biliyorsun BoFin bize eksi 6 puan getirdi. 17 puanımız vardı. 11 puana düştük o zaman garantilemiştik. Sonra son 6 haftada hep genç oyuncuları oynattık orada. Yani geçen sene Eskişehirspor küme düşmedi. Yani FIFA'nın verdiği 15 puandan dolayı küme düştü. Geçen sene baktığınız zaman 15 puan FIFA. 13 puan biz ve ekibimiz ve şey. Diğer ilk yarıda hocalarımız 14 puan almıştı. Yani ondan dolayı 27 puan böyle düşmemişti. Ama geçen sene bir af çıktı bütün takımlara ve olması gereken çıktı bence. Çünkü çok takımlar hem maddi hem manevi olarak çok mağdur oldu. Çok mağdur olmuşlardı. Ondan dolayı geçen sene bence yok saymaları iyi oldu. Şimdi bu seneyle ilgili de 4 takım Süper Lig'de onu sormuştun zaten. 4 takım Süper Lig'den düşecek. Valla kimin düşeceği, kimin şampiyon olacağı, Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA'ya kalacak takımları şu anda kestiremezsiniz. Lig bence sürprizlere açık bir lig olacaktır tahmin ediyorum. Hocam Eskişehirspor genel olarak neden bu durumda? Yani sadece maddi sıkıntılar mı yoksa farklı sebepler de var mı? Yani çünkü yıllardır bu durumda. Ya şimdi ben Eskişehirspor'da biliyorsunuz 2002-2003'te takım kaptanlığı yapmıştım. O zamandan beri bir sevgimiz, aşkımız başlamıştı Eskişehirspor'la. Ondan beri hep futbolcuyken, teknik direktörken maçlarına gider, maçlarını tribünde izlerdim ve destekliyorduk. Sonra geçen sene sağ olsun Mustafa Akgören Başkanı Yönetim Kurulu bizi teknik direktör olarak getirdiler takım başına. Şimdi Eskişehirspor'un başkanı Mustafa, ben size net söyleyeyim. Bunu herkes net bilsin. Mustafa Akgören ve yönetimi ben hayatımda 13 yıl profesyonel futbol oynadım. Teknik direktörlük yaptım. Bu kadar dürüst, bu kadar samimi bir insanlar gördüm. Yani hakikaten çok iyi insanlar. Eskişehirspor'un menfaatini koruyorlar. Eskişehirspor'un bir kuruş parasını harcamıyorlar. Elinden geldiği kadar destek oluyorlar. Geçmişten Eskişehirspor'un en büyük sıkıntısı geçmişten gelen borçlar. Yani 3-4 yıldır biriken borçlar. Hele FIFA'daki dosyalar. Ondan sonra Türkiye'de teknik direktörlerin, futbolcuların, işte herkesin parası var. Yani herkes kulübü mahkemeye vermiş. Ondan dolayı. Ha ben Allah'a çok şükür futbolculuk döneminde o zaman da bir miktar param kalmıştı. Senedim de vardı. Ben yattım Eskişehirspor'u mahkemeye vermedim. Teknik direktörlük döneminde de hiçbir şart sunmadan Eskişehirspor'a geldim. Görev yaptım. Elimden geldiği kadar o kadroyla bir şeyler yapmaya çalıştık.
genç kardeşlerimiz. İyi mücadele ettiler. Çok iyi maçları da çıkarttılar. Bazı maçlarda da şanssız maçlar da kaybettik. Örnek Hatay maçı dakika 90'da kendi kalemize atmamız. Diğer maçlarda da ama ben oyunculardan gerçekten çok memnunum. Çok kaliteli oyuncular, çok kaliteli gençler vardı. Eskişehirspor'un yani Eskişehirspor'un hakikaten çok büyük taraftarı var. Yani o taraftar o kulübü ayakta tutuyor. Hem maddi hem manevi olarak. Helal olsun onlara. Biz de her zaman kalbimizde, gönlümüzdeler. Onlar olduğu müddetçe Eskişehirspor yaşayacaktır diyorum. Peki Eskişehirspor'un sizce çözüm reçetesi ne olmalı? Efendim? Eskişehirspor'un çözüm reçetesi ne olmalı bu saatten sonra? Yani biraz zor gözüküyor birlikte kalmak bu sene ama. Ya bu saatten sonra öncelikle FIFA'daki dosyaların temizlenmesi lazım. Yani FIFA'daki dosyalar çok en önemli dosyalardan bir tanesi. Yani dosyalar. Türkiye içindeki teknik direktörlerin, eski futbolcuların ben mesela onların yerine olsam elimde ben olsam onların yerine hiç tereddütsüz imza veririm Eskişehirspor'a. Önce Eskişehirspor'u yaşatmak lazım. Yani Eskişehirspor'u yaşatın. Sonradan Süper Lig'e çıktığı zaman paralarınızı da alabilirsiniz. Yani herkes, bütün futbolcu herkes vermiş mahkemeye. Ama ben onların yerine olsam belki bir çağrı olacaktır bu. Ben onların yerine olsam imzayı hemen veririm. Eskişehirspor'un önünü açarım. Transferini açar. 3-4 yıllık futbol bir kadro yapar. Bu kadroyla Eskişehirspor ligde kalacağını tahmin ediyorum. Çünkü Eskişehirspor'un şu anda 3 puanı var. Yani eğer siz kafadan 3-4 maç üst üste aldığınız zaman zaten ortak oluyorsunuz lige. Bu Doğru. çok önemli. Dualarımız, kalbimiz Eskişehirspor'lu. Her zaman dua ediyoruz. Türk fonunda olması lazım Eskişehirspor'un. Yani gerçekten Eskişehirspor'suz bir lig düşünemiyoruz. Kesinlikle hocam. Eskişehirspor olsun, Bursaspor olsun, Samsunspor olsun bu tip camiaların yeri bence Süper Lig veya Kocaelispor, Sakaryaspor. Takımların yeri ikincilik değil. Camiası olan, taraftar olan takımların her zaman ben üst liglerde olmasını isterim. Yani her futbol sever gibi ben de isterim. Hatta geçen de Selçuk Dereli bir yayınımız oldu pazar günü. Bilmiyorum takip ettiniz mi? O da bir örnek vermişti. Biraz Eskişehir taraftarı yanlış anladı galiba konuyu. Yani Eskişehir özelinde vermek istemedi aslında ama Eskişehir bir taraftar sorduğu için şehir takımlarının ayakta duramamasının sebebinin işte o şehirde yaşayan taraftarların üç büyükleri tutup şehir takımlarını desteklememesinin kaynaklandığını söylemişti. Ama biraz tabii yanlış bir ters bir örnek gibi oldu. Selçuk Dereli Eskişehirli bir seyirci sorduğu için öyle dedi ama Eskişehir biraz ters bir örnek oldu. Bilmiyorum izlediniz mi? O da bir tepki çekti. Evet, izledim biraz, dinledim de. Şimdi tabii Eskişehirspor taraftarı gerçekten takımına sahip çıkar. İyi günde de kötü günde de destek olan taraftar. Kulübün sahipleri onlar. Bunu herkes ne bilir? Gerçekten. Yani ben Eskişehirspor'da en çok sevindiğim konulardan bir tanesi çocuklarını, kardeşlerini, annesi, babası bir miras bırakmışlar Eskişehirspor'a. Eskişehirsporluk böyledir. Ama Selçuk Dereli'nin bence Eskişehirspor'la ilgili böyle bir açıklama yapmaması lazımdı. Çünkü Türkiye'de en çok taraftarı olan, en çok takımına sahip çıkan Eskişehirspor taraftarı. İşte ben de o açıdan dedim. Hani Eskişehir en azından ters bir örnek oldu. Başka şehirler de olabilirdi. Ama aynı Eskişehirli bir seyirci sorduğu için herhalde öyle bir örnek vermişti. Buna da bir açıklık getirmek istedim. Şimdi Eskişehirspor konuştuk. Birinci Ligi alt sıraları konuştuk. Şampiyonluk yarışında biraz konuşalım hocam. Şu sıralarda neler olur sizce? Süper Lig'e hangi takımlar çıkar? Süper Lig'de mi? Yok. Birinci Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar çıkar? Şimdi Tefe Birinci Lig'de çok kaliteli takımlar var. Samsun, Altay, Adana Demirspor, ondan sonra epey iyi takımlar var.
Yani dediğim gibi yani kestiremiyorsunuz. Yani şampiyon olacak takımı gerçekten kestiremiyorsunuz. Ama son 10 hafta, son 10 hafta, 10 hafta, 10 hafta, son 10 haftayı iyi geçiren şampiyon olacaktır. Çünkü hiç ummadığınız takım çıktı geçen sene Karagümrük, değil mi? Yani TFF 1. Lig'de de yani vallahi ben kestiremiyorum. Şimdi bir şey söylesem, bir de teknik direktörlük yapıyorum. Ondan dolayı Doğru. şu anda şampiyon olacak hak eden o çıksın. Doğru. Yani Transferler döneminde biraz ya. takviyeleri çok önemli olacak. İkinci sene, ikinci dönem yarışı için ama bu arada bugün transfer demişken altta da bir yorum görünce hemen onu size aktarmak istiyorum. Bu Samsunspor'la alakalı. Samsunspor bugün Yasin Öztekin'i transfer etti. Ne düşünüyorsunuz hocam? Ya Güzel çok transfer. çok çok kaliteli bir transfer yaptı Samsun. Yani Yasin Öztekin Sivas'ta da Göztepe'de de çok iyi işler yaptı. Çok iyi futbolcu, çok iyi transfer yaptılar. Çünkü onların gerçekten hem maddi manevi gücü de var. Başkanları da çok büyük para harcıyor Samsun. Çok kaliteli Evet. kadrosu da var. Ondan dolayı Eskişehir Samsunspor şu anda bence iyi transferler yapıyor. Yüksel Yıldırım zaten çok emin konuşuyor. Süper Lig'e çıkacağız gibi Samsunspor Başkanı. Çok önemli yatırımlar da yaptı dediğiniz gibi. Ki Yasin Öztekin'i şöyle söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın 4. taktığı senenin şampiyonluk. 20. şampiyonluk galiba. O dönemki şampiyonlukta da en büyük katkısı olan 2-3 oyuncudan birisi olduğunu düşünüyorum. Sadece bir Ya istikrar çok çok yakalayamadı kendi kariyer içinden. Ama onun için de ben beğendiğim kanat oyuncularından birisidir Yasin Öztekin. ya Faydalı olacağını Yasin düşünüyorum yani Öztekin Samsun. tabii çok kaliteli futbolcu. Burada TFF 1. Lig'de çok kreatif oyunculara ihtiyacınız var. Çok kreatif oyunculara ihtiyacınız var. Yani Yasin Öztekin TFF 1. Lig'e renk katacaktır. Samsunspor Evet, çok iyi tabii. transfer yaptı. Evet. Birinci ligi konuştuk. Altlıkları takip ediyor musun hocam? İkinci lig, üçüncü lig. Elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum ama genellikle TFF 1. Lig takip ediyorum ama alt liglerde de çok kaliteli takımlar var. Yani Elimden geldiği kadar takip ediyorum. Sorabilirsin. kırmızı grupta Eyüpspor, beyaz grupta Manisa PK önde gidiyor ama şampiyonluk yarışı hakkında var mı fikriniz? Kocaelispor'la Sakaryaspor tabii orada en beklenen takımlar ama. Ya şimdi Eyüp, Manisa FK gerçekten çok kaliteli kadroları var. De benim bildiğim kadarıyla çok maddi gücü de var. Kocaeli, Sakarya, bunlar Türk futbolunda en önemli takımlardan bir tanesi. Taraftarıyla, şehriyle. Onlar da çok iyi kadroları var. Onlar da şampiyon oynuyor. Çok iyi kadroları olduğunu biliyorum. Ama Manisa FK herhalde bir önde. Çünkü orada Trabzon Hekimoğlu da var herhalde benim bildiğim kadarıyla. Evet. Hekimoğlu Trabzon'da var. Tabii, yani ondan dolayı bence Manisa FK şu anda bir adım önde. Bayağı da bir puan farkı attı zaten. Evet, geçen Eyüp'te biliyorsun rakibi olan Van'ı da yendi. Aynen. En yakın takipçisi bana yendi. Van'ı da yendi. O grup da çok kaliteli bir grup. Ben o gruplarda yaklaşık 10-12 sene TFF 2. liglerde teknik direktörlük de yaptım. Yani orada hakikaten de kaliteli takımlar var. Kocaelispor'da da bir hoca ayrılığı oldu. Bugün açıklandı. Erhan Altınlıoğlu ayrıldı. Bazı taraftarlarımız onu soruyor da kim gelir diye. Ya valla şimdi Erhan abi çok iyi bir insan, çok iyi bir hoca. Çok sevdiğim hocalardan bir tanesi. O da bizim gibi ayrıldı. Yani oraya yani şu anda valla ben tam duymadım ama ondan dolayı kim geleceğini bilmiyorum. Salim Manav gelmiş. Evet, Selam. hoş geldin. Salim Manav, sevgiler, saygılar. Çok seviyorum seni. Gözüm kardeşim. Yani o ligde şu anda Manisa, Eyüp ama diğer takımlar da girebilir. İkinci yarı iyi takviye yapan takımlar başarı yakalar. Evet.
Hocam şimdi teknik sektörle ilgili bazı sorularım olacak da ben bir tane soruyu daha öne almak istiyorum. Girişte şey dediniz. Eskişehirspor ve Ankaraspor'u çalıştırdım. Benim hakkım dolu dediniz. Bir sezonda bir teknik direktör üçüncü kez bir takım çalıştırmıyor. Ben tam tersinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok sık hoca değişikliği oluyor. Ya bir kulüpte bir sezon içinde ya belli bir sayıda hoca değişikliğine gitmesi gerekiyor bence. Ya Çok çok sık şimdi yani 2-3 mağlubiyette hocalar gönderiliyor. Ben çok doğru bulmuyorum bunu. ya ben de çok teknik direktörün yani değişmesinden yana değilim. Şimdi teknik direktörler ikiye hak veriyorsunuz. Yani tamam, ben de katılıyorum. İki takım fazla çalıştırmaması lazım bir teknik direktör. Ama kulüplere de ikiye hak verin. Kulüplere de ikiye hak verin. Onlar da teknik direktör değiştirmesin. Ya sadece teknik direktörler mi suçlu bu Türkiye'de? Yani kulüp yapısı, yaptıkları transferler, işte ondan dolayı yani düşünebiliyor musunuz? Ben mesela Ankaraspor'da gittiğimde 4 puanı vardı. 5 puanı ben aldım. 9 puan. Ya 0,67 puanımla gitmiştim. Şu anda 1 puana çıkarttım. Devreye kadar 4 tane hoca değişti orada. Ya hepsi hocalar mı suçlu? Yani ondan dolayı teknik direktörleri bence yani en basitini söyleyeyim. Günah keçisi teknik direktörler. Yani Kesinlikle. siz de karıştırmadığınız zaman işte ya da başka şey yapmadığınız zaman illa en suçlu siz olursunuz. Ama kim kaybediyor? Kulüplerimiz kaybediyor, teknik direktörlerimiz kaybediyor. Borç batağında. Ondan dolayı antrenman saha tesisler yok. Çalışacak sahaları yok. Yani ondan dolayı yani önce şu kulüpleri düzeltelim ki Türkiye'de şu anda 28 bine yakın teknik ya şu anda 28 bin tane yakın hoca var Türkiye'de. Saysan 400-500 takım var. Normal ama. Yani normal. Ben fazla ama bütün bence takımlara en fazla senede 3 tane teknik direktör hakkı değiştirme hakkı vereceksiniz. Hocam Şanlıurfaspor devreye geldik. 5. teknik direktörünü aldı. Yani evet ya maalesef yani Bir devrede 5 teknik direktör. ya bir devrede 5 teknik direktör. Tabii o son biliyorsunuz Urfa'da transferi son gün açtılar. Hazır olmayan oyuncular vardı, gelen oyuncular da vardı. Ondan dolayı yani 5 tane teknik direktörü değiştirmesi bence bir orada bir bizde Ankaraspor'da 4 oldu. Evet, orada 4 oldu. Diğer takımlarda da var. Ya ben az önce de söyledim. Bir teknik direktör senede 2 sefer çalışma hakkı verecek. Fazla vermeyecek. Bak ben en çok mağdur olanlardan bir tanesi benim. Yani ondan dolayı takımlara da senede 2 hak vereceksin o zaman. O zaman değiştirsinler bakın teknik direktörleri. Zaten o zaman da bu kadar sık hani hemen Değiştir. 2-3 maddi gönderilmez yani. Eğer öyle bir şey olsa. Ya tabii şimdi ben geçen örnek verdim. Yani biz İngiltere'de çalışmış olsaydık teknik direktörler aç kalırdı. Niye? 15 yılda bir teknik direktörü değiştiriyorlar. 10 yılda bir teknik direktörü değiştiriyorlar. Doğru. Yani vallahi buna bir an önce çare bulmaları lazım. Ama yapacak bir şey yok. Her şeyde bir hayır var. Bazen de dinlenmek lazım. Dışarıdan izlemek lazım. Hele şu korona biliyorsunuz. Korona biraz takımları çok sarstı biliyorsun. Çok Tabii etkili. Aykut Kocaman'ın sezon başı bir karar almıştı. Ben bu koronada teknik direktörü yapam demişti. Ya gerçekten çok zor. Yani futbolcularınız hastalanıyor. Bir de düşünebiliyor musun? 14 gün karantinadan sonra tekrar antrenmanları alıyorsunuz. Sakatlık oluyor. Oyuncular hazır olmuyor. Ondan dolayı sıkıntı yaşandı. evet. Hocam bir seyirci sorusu var altta ama Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkma durumu var mı? Var mı bir bilginiz? Valla Bunu çok ben zor diyebiliyorum ama. ya o konulara fazla girmek istemiyorum. Çünkü Eskişehir için hassas bir konu. Eskişehirspor için, Eskişehirspor taraftarı için. O konuyla çok bilgim yok. Yani transferlerin açılıp açılmayacağı için inan hiçbir bilgim yok. Peki.
Bir diğer sorum Keşke şey olacak. açabilseler. Yani tabii o yönde ama ben çok zor diye biliyorum. Keşke herkes Eskişehir'de valisi, belediye başkanı, diğer sivil toplum örgütleri, herkes taşın altına elini koyarsa, Eskişehirspor'a destek olurlarsa ben daha çok sevineceğim. Gerçekten Eskişehirspor'un bırakın TFF birincilikte, Süper Lig'de olması lazım. Eskişehirspor gerçekten hem taraftarıyla, şehriyle gerçekten örnektir. Yani yapacak bir şey yok. Yani vallahi inşallah temennimiz açılır. Başka bir seyir sorusu da alacağım hocam hemen. Yabancı sayısı ile ilgili Halit Ergin Genç. Hocam yabancı sayısı 16 oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Geçmiş olsun. Ya şimdi ben 13 yıl profesyonel oynadım. Bizim takımda iki tane yabancı vardı. Diğer bütün oyuncular yerli oyuncular. Yani hepimiz yerli oyuncuyduk ve başarı da geliyordu. Ha, tabii şimdi dünya değişti ve biliyorsunuz eğitimler de değişti. Yani dünyada artık ya ben yabancıya karşı değilim, açık söyleyeyim sana. Ama yabancının en iyisi gelmesi lazım Türkiye. Yani İyiyse yabancı gelmeli zaten. Ben de o konuda aynı tabii fikirdim. yani iyiyse yabancının Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Yerli futbolculara çok büyük katkısı olur. Biz gerçekten iyi futbolcular Avrupa'ya göndermeye başladık. Yani gerçekten katkıları da var. Yabancının iyisini ben de gerçekten isterim. Ama ya çok kötü yabancıları da ben Türkiye'de ben olsam almam. Ama maalesef alıyorlar. Onu da yönetimlere sormak lazım. Yani 16 yabancı, yani vallahi ben bilmiyorum nasıl olacak şimdi 16 yabancı. Yani yabancı sayısının düşürülmesi gündemdeyken birden 16 dediler. O da garip yani. Ya Anlamadım gitti. şimdi oyuncu takımların elinde çok yabancı var. Ondan dolayı bu koronadan dolayı ama yabancının en iyisi Türkiye'ye gelmesi lazım. Bir şey sorusu da alacağım hocam. Ramazan KC diye. Hocam Eskişehirspor'daki futbolcular genç denmesine rağmen 3 yıldır oynuyorlar. Ama hiçbir gelişme yok. Bu oyuncularda bunun sebebi sizce nedir? Görüntün gözükmüyor. Ses de almadım. Şu an sesim geliyor mu hocam? Ha, biraz sızırtılı geliyor ama. Efendim, Eskişehir'de genç kardeşlerimiz. 3 yıldır oynuyorlar ama bir gelişme yok diye bir soru var. Sebebi Ya nedir diye. yok yok. Bak ben şimdi 3 yıl önce oynayan oyuncuların %70'i şu anda Eskişehirspor'da yok. Yani %30'u kaldı. Onlardan sonra gelen bir jenerasyon var. Şimdi Bilal geldi. Buğra Çağlayan geldi. Ondan sonra Berkay geldi. Emir var. Yani epey iki tane yabancı var. Genç kardeşlerimiz. Ebrar var. Diğer genç oyuncular geldi. Bunlar hep genç oyuncular. Onlar da ya şimdi Eskişehir'deki futbolcular, Eskişehirspor gerçekten elinden geldiği kadar iyi temsil ettiğine inanıyorum. Yani onlar da elinden geldiği kadar iyi mücadele ediyor. Ben onlarla birlikte 8 ay kaldım. Altyapıdan da genç oyuncuları getirdim. Altyapıdaki hocalar, altyapı sorumluları gerçekten o çocuklara iyi eğitim vermişler. Bana geldiklerinde sadece pozisyon çalışması, işte takıma hazırlaması. Mesela Metehan Altunbaş oynattığımda Bursa maçında geçen sene girdikten sonra gol attı ve şu anda Avrupa'ya transfer oldu. Diğer oyuncular da öyle. Ama şu anda ilk hedef Eskişehirspor'u ligde bırakmak.
Mehmet Fevzi vardı, Cemali vardı. Cemali biliyorsunuz Mete Kağan vardı. Bunlar kiralık oyunculardı. Onlar tabii gittikten sonra takımın %70'i gitti. Şu anda %30'u, %40'ı kaldı. Ama yine o çocuklar elinden gelen mücadele yapıyor. Eskişehirspor formasını yere düşürmüyorlar. Ben oradayken ben onlardan çok memnun kalmıştım. Hepsi de çok iyi insanlar. Talha var mesela. Talha çok iyi futbolcu. Çok iyi Evet. futbolcular var. Yani o kardeşlerimize sahip çıksınlar. İnşallah iyi olur diyorum. Seyirci sorusu da alacağım hocam. Daha doğrusu bir öneri gibi. Yabancı sayısını düşürmek yerine her takım zor 16 yapıldan oyuncu oynası daha mantıklı olmaz mı diyor. Ben de aynı görüşteyim. Yabancı sayısını alçaltıp yükseltmekten ziyade altyapıya yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim altyapımızda şu anda sıradan yabancı oyuncular kadar hatta daha fazlası yeteneğinde bir sürü oyuncu var ama kimse dönüp de altyapıya bakmıyor. Büyük kulüplerde dahil. Ya şimdi peki ben size bir örnek vereyim. Bursaspor şu anda gençler oynuyor ve çıktı değil mi? Çok iyi Evet. o gençler. Gayet Niye? iyiydi. Transfer yasağı var diye değil mi? Zorunluluktan yani. Keşke bu zorunluluktan değil mi? Transfer yasağı olmasaydı bu çocuklar çıkar mıydı? Maalesef. Şimdi Eskişehirspor'da da transfer yasağı var. Orada da gençlerimiz çıktı. Bir ara Ankaragücü'nde bir transfer yasağı vardı biliyorsun. Orada da işte Gökhan Akanlar, Emre Taşdemirler, diğer oyuncular çıktı Türkiye'de. Ya genç oyunculara bence yatırım yapmak lazım. Destek olmak lazım. Oynatmak lazım. Yani zaten piyasaya çıkanlar biliyorsun transfer yasağı olan kulüpler mecburiyetten dolayı. Yani Evet. ondan dolayı. Tabii çok iyi var. Elazığspor mesela biliyorsun. Elazığspor'da da transfer yasağı var. Orada da gençler çıkmaya başladı. Elazığspor. Ben bir ara Elazığspor'da da oynadım. Ali Akman var biliyorsun. Şu anda en gözde Burak Kapacak var. Bursaspor'da. Eskişehirspor'da Bilal var. Buğra Çağrayanlar var. Çok kaliteli bir genç jenerasyonumuz var. Yeter ki bu kardeşlerimize destek olalım, oynatalım. Doğru. Hocam, peki altyapıyı konuştuk, yabancı senesini konuştuk. Buradan milli takıma bağlayacağım konuyu. Çünkü milli takımda güzel bir jenerasyonumuz var işin açıkçası ama buna rağmen de Uluslar Ligi'nde küme düştük. Bunun sebepleri bu saydığımız şeyler mi? Yani sizin düşünceniz nedir? Başarılı buluyor musunuz milli takımı? Ya tabii şimdi milli takımlar bakın ne kadar milli takımlara futbolcu yetişti. Ben de milli takımlarda hocalık yaptım. 5 yıl eğitmenlik yaptım. Siz ne kadar altyapılara ne kadar genç oyuncuları oynatırsanız milli takımlara da böyle başlar. Çünkü milli takımlara gidecek oyuncuların %99'u oynaması lazım. Önce kendi kulüplerinde oynayacak sonra milli. Biz hep böyle gittik. Biz kendi kulüplerimizde oynayarak milli takımlara gittik. Ondan dolayı milli takımlar ben her zaman şunu söylüyorum. Milli takımların yeri en kaliteli oyuncuların yeridir. Yani milli takım bence Şenol Hoca ve ekibi, milli takımlarda çalışan hocalarımız hepsini de çok iyi tanıyorum. Onlar gerçekten gece gündüz çalışıyorlar. Milli takımları bir yerlere getireceğini tahmin ediyorum. Nihat Başkan da yönetimi de Nihat Özdemir gerçekten iyi işler yapıyorlar. İnşallah daha iyi olacaktır. Yani Türk futboluna hep şeyi bakma, hep şeyi bakalım, olumlu şeyden bakalım. Yani olumlu baktığınız zaman bence daha iyi olacaktır. Yani sadece bir forvet bölgesi hariç, bunun dışında ben bütün mevkilerimizde yeterli alternatiflerimizin dahi olduğunu düşünüyorum. Ya milli takımlarda çok güzel bir jenerasyon yakaladı. Yani son 2-3 yıla baktığınız zaman çok kaliteli genç ve Avrupa'da ve Türkiye'de oynayan iyi bir jenerasyon yakaladı. Bunlara sabretmek lazım. Kolay değil. Yeni bir yapılanma. Yeni yapılanmada da çok iyi başarılı olacağını tahmin ediyorum. Peki milli takıma alınmayan futbolcu arasında şu neden alınmıyor diyeceğiniz futbolcu var mı? Veya bir iki tane. Ya bakın ben milli takımlarda da çalıştım. Yani kimi alırsanız alın, kimleri almazsanız yine insanlar memnun olmayacak. Aynen, Ama onunla kesinlikle illa katılıyorum. ya illa yani bir kadro yapılacak. Şimdi kaç kişi en fazla alacağı 22 tane oyuncu, doğru mu? Evet.
Bak ötesi yok ki. Yani herkesi alamazsınız milli takımlara. O ara gözde olan formu yakalamış. Milli takıma uyum sağlamış. Milli takım futbolcusu özeldir. Yani milli takım futbolcusu özeldir. Ondan dolayı milli takımlarda bence alınan, kadroya alınanın hepsi %100 doğrudur. Yani tabii birkaç tane göze batan oyuncular da var. Onlara da zamanı gelecektir. Mesela Taylan Antalyalı mesela Galatasaray'da o da alınır. İleride alınır hepsi. Yani 22 yani kaç tane futbolcudan 22 tane oyuncu alıyorsunuz? Bu kolay değil. Seçmek kolay değil gerçekten. Evet. Allah yardım etsin milli takım hocalarına. Ki yani ben de çok katılıyorum. Hani kimi alırsanız alın, illaki alınmayanlar arasından birileri konuşuluyor. Her milli takım döneminde oldu, her hoca döneminde oldu bu. Peki şu Tabii. anki jenerasyonla ilgili ben bunu birkaç konuma daha sormuştum da çok gündemde olan bir konu çünkü. Şu anki jenerasyon yakalanmasındaki baş mimar hangi hocadır? Lucescu mu, Fatih Terim mi, Şenol Güneş mi? Valla bütün hocalar bence. Genel olarak bütün hocalar. Ya genel çünkü herkesin bir hakkı vardır orada. Yani milli takım hocaları sadece seçiyorlar. Esas o futbolcuları yetiştiren, altyapıda yetiştiren hocalara destek olmak lazım. Kendi hocalarına destek olmak lazım. Milli takımda sadece seçiyorsun, gidiyorsun, izliyorsun. Beğendiğin futbolcuyu alıp hemen milli takıma monte ediyorsun. Yani esas hak altyapıdaki ve üst yapıdaki hocalara onların hakkı. Ve milli takım hocaları sadece seçicidir. En iyilerini alır. Çünkü milli takım gerçekten bizim için çok önemli. Milli takım göz bebeğimiz Türkiye'de. Peki hocam, bizim hocalarımız neden Avrupa'ya gidemiyor onu soracağım. Ya inşallah zamanı da geldiği zaman gidecekler hocalar. Ya bir Avrupa'da bizde de Türkiye'de şu anda kaç tane yabancı var? Yani eski oranı daha azaldı. Bir ara vardı ama şu an daha azaldı. Schmidt'e de gitti. Tabii. Yani bir iki tane vardır, değil mi? Yani şu anda Kayseri Türk Spor'da var. Bir Deniz Spor ama şey de gitti. Herhalde bir tek Kayseri Spor'da var galiba. bir Kayseri'de işte diğer hepsi Türk hocalarımız. Hepsi biri birinden değerli hocalarımız. İnşallah en kısa zamanda Avrupa'ya da giderler. Ben UEFA'da eğitmenlik de yaptım. Türkiye'de de eğitmenlik yaptım. Bizim yaptığımız son 10 yılda eğitmenlik Türk futboluna, Türk antrenörlerine çok büyük katkı sağladı. Biliyorsunuz biz JIRA'ya bağlı olduğumuz için 52 ülkeye oradaki bütün eğitimleri biz Türk antrenörlerine. Ya takım halinde savunmayı, takım halinde hücumu yapan gerçekten çok kaliteli hocalarımız var. Bu kursların sayesinde. İşte eskiden mesela baskı kademe dengeyi bilmiyorlardı kimse. Ama bu kursların sayesinde bütün hocalar kendilerini geliştirdiler. Kendilerini geliştirdiler ve şu anda Türkiye'de emek veriyorlar. Hocam Rize'de Thomas var yazmışlar da ben Thomas'ı bizden biri olarak gördüğüm için hiç aklıma gelmedi. Stefan Evet, Thomas da var. O da kaliteli bir hocamız. Ya Thomas. hocam mesela bir antrenörüne sallayamaz. Çünkü biz bütün antrenörlerimize, bütün çalışan, yabancısı, yerlisi, kim olursa olsun herkese destek olmak lazım. Çünkü biz böyle gördük. Bakın hep eğitmenlik yaparken hocalara şunu söylerdim. Hep hocalara destek olun. Tamam futbol başarısızlık gelebilir. Ya bu futbolun doğasında var. Ama gelen şehrinize gelen antrenörlere herkesin destek olması lazım. Yarın öbür gün sizler başka yerlerde çalışacaksınız. Ondan dolayı antrenörlere her zaman destek olalım. Çok kaliteli hocalarımız var. İnşallah Avrupa'da göreceğiz. İnşallah hocam. Peki Avrupa demişken bir de şunu sorayım. Kulüplerimiz Avrupa'da son zamanları çok başarısızlar. Bunun sebebini soracağım size. Tabii Birçok ki. sebep var bence ama. Ya çok şu anda en büyük sebeplerden bir tanesi maddi biliyorsun. Kesinlikle. UEFA biliyorsun bütün takımlara şey koydu. Transfer yasakları koydu. Mali fair play şey koydu. Yani ondan dolayı yani şu anda limitleri var.
geçemiyorlar. Ondan dolayı çok böyle eski şey kalmadı ya. Şimdi eskiden ne vardı? 10 milyon, 15 milyon dolara futbolcu alıyorlardı. Yani mukale imza alıyorlardı ama bir sene sonra bir bakıyorsunuz yönetici ve başkanlar bırakmış gitmiş. O parayı kim verecek? Gelen yönetime kaldı. Böyle Evet. birike birike kulüplerimiz maalesef şu anda hepsi batakta. Yani ondan dolayı yani takım şimdi eski sistem kalmadı. Bir kota vardır. İşte o limiti vardır. Limiti geçemiyorlar. Bence en doğrusu. Ben her zaman savunduğum bir şey vardı. Başkanların yönetimin geldiği o sene harcadıkların yani ne kadar harcıyorsa o para gittiği zaman kulübü sıfır borçla bırakması lazım. Yani öyle bir yasa çıkması lazım. Yani ne harcadıysa onlardan alın. Hiç kimse harcayamaz o zaman. Yani şahısların da sorumlu olması lazım. Ben yani öyle kafasına göre kulübün parasını harcayıp veya borçlandırıp gitmemesi lazım. Tabii şimdi Eskişehirspor'da zamanında harcamışlar 250-300 milyon. Gelen yönetim kendi ceplerinden para topluyorlar. Ben şahit oldum. Kendi ceplerinden para topluyor. Pinto'nun parasını veriyorlar. İşte onun parasını veriyorlar. Sırf Eskişehirspor'a eksi 6 puan gelmesin, 9 puan gelmesin. Onların günahı ne? Yazık değil mi? Doğru. Hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayını bitirmek istiyorum. Vallahi kardeşim çok keyifli bir program yaptık. Ben de Keyifli çok sohbet. keyif aldım hocam. İleride Vallahi tekrar sizi tekrar yayınlanmak isterim. her zaman çok Benim... zevkle izliyorum sizi. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Teşekkür ederim hocam. Ekibimiz adına yeni katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. İyi Sağ ol akşamlar kardeşim. diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Sağ olun.